Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Cuma gününün mübarek bir gün olduğunu, Müslümanlar için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Peki Cuma günü, Cuma namazının dışında yapılacak ibadet var mıdır? Ve Cuma günü yapılacaklar konusunda ne gibi emir ve tavsiyeler vardır? Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken Cuma'nın kendisi kıymetli. Dünyada ve ahirette cennette müminlerin bayramıdır buyuruluyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine ihsan edilmiştir. Dünyada Cuma günü gecesi de çok kıymetlidir. Gündüzü de çok kıymetlidir. Gecesinde yapılacak, gündüzünde yapılacak olan ibadetler de bildirilmiştir. Hatta Cuma günü veya gecesi vefat eden ve toprağa defnedilenlere o gün Cuma günü defnedilmiş ise kabir suali olmayacağı. Ölen kimse salih ise bir daha hiçbir şey sormuyorlar. Ama fasıksa veya kafirse Cuma geçince tekrar soruyorlar. Yani öyle kıymetli mi? Evet, öyle kıymetli. Yani Cuma namazı var, farz olan erkeklere Cuma namazı şartlarını taşıyanlara farzdır buyuruluyor. Bunun dışında bir de kitaplarda Cuma günü riayet edilmesi gereken sünnet ve edepler vardır. Bunlar da maddeler halinde bildirmişler. Mesela bir tanesi Cuma gününü Perşembeden karşılamalı. Yani yeni temiz elbiseleri hazırlamalı, işleri bitirmeli, Cuma'yı ibadetle geçirmeye gayret etmeli. Perşembe ikindiden sonra tesbih ve istiğfar eylemeli. Cuma günü için yani sabah kalkınca gusül abdesti almalı. Cuma günü tırnakları kesmeli. Ve hazırlıklı olmalı. Tıraş olacaksa Cuma namazına hazırlık yapmalı. Onların hepsini hazırlamalı. Hatta bir hadis-i şerifte buyuruyor ki 10 şey fıtrattandır. Bıyık kesmek, sakalı uzatmak, misvak, mazvaza, istinşak, tırnak kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk ve kasık temizlemek, idrardan sonra da istibra etmek. Yani belli bir müddet beklemek. Dolayısıyla mesela Cuma günleri tırnaklarını kesen bir hafta bela ve musibetlerden muhafaza olur buyuruluyor. Mesela her hafta kasık tıraşı. İki haftada bir de olabilir ama 40 günü geçirmek aynı şekilde tahrime mekruhtur buyuruyor. Dolayısıyla Müslüman temizdir. Her zaman temizliğe riayet etmeli ama Cuma günü için buna daha çok dikkat etmeli. Evet. Mesela Cuma namazına mümkün olduğu kadar camiye erken gitmeli. İlk Müslümanlar çok sevap kazanmak için Cuma namazına karanlıkta camiye giderlerdi. Yani sabah namazı gidiyor bir daha gelmiyor. Cuma'ya kadar böyle ibadetle geçiriyorlar. Ön safa geçmek için cemaatin omuzlarından aşmamalı. Ve kimseye de eziyet vermemeli. Camiye ibadet için kişi olsun, başkasına sıkıntı vermek uygun değildir. Camide namaz kılanın önünden geçmemeli. Duvar veya direk arkasından dolaşmalıdır. O da caiz değildir, o da uygun değildir. Erken gidip birinci safta yer almalıdır. Hatip Efendi minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememeli. Ezanı da tekrarlamamalı. Çünkü Cuma günü içeride, caminin içerisinde iç ezan okunur. O orada tekrarlanmaz. Konuşana işaretle bile cevap vermemeli. Hatip Efendi'nin de yani İmam Efendi'nin de konuşması ve hutbeden başka şeyler söylemesi haram olduğu gibi hutbede fasit olur buyuruyor. Yani bozulur. Şimdi biz hutbeyi ama yani böyle insanlara ders verilecek, tabii fırça, hitap fırça edilecek, fırça nutuk çekilecek yer olarak biliyoruz. Genelde de öyle fırça yiyoruz. Adam çıkıyor mesela hutbede öyle şeyler olmuş. Biz çocukluğumuzda da anlatırlardı. Adam bir şeysi kaybolmuş, çıkmış, hutbede söylüyor. Benim diyor şu kayboldu diyor, bulan var mı veyahut da gören var mı falan. Ya bunu başka yerde söyle, camiler böyle yerler değil ki. Şimdi hoparlör takıldı mesela, köylerde zaman zaman haberlere intikal ediyor. Köyde muhtar efendi mikrofonu yakalıyor falan işte, ey komşular diye başlıyor falan. Şimdi o onun için yani orası mabettir. Allah için olan şeyler. Canım bu da memleket menfaati. Memleket menfaati başka şekilde yap. Niye kullanıyorsun? Kitaplarda Cuma namazı anlatılırken mesela hutbenin çok önemli olduğu söyleniyor. Aynen namaz gibidir. Evet, namaz gibi. Peki nasıl olması gerekiyor hutbe? İnsanlar hutbe okunurken genelde camiye de giren çıkan pek eksik olmaz. Ve konuşanlar bile olur yani. Hele şimdi cep telefonları var. Yani, evet. Adam namazda bile açıyor böyle. Şimdi namazdayım diyor, koyuyor cebine, devam ediyor. Namaz bozuldu, haberi yok ama. Aynen namazda oturur gibi oturmalı ve hutbeyi de Arabi olarak okumalı. Çünkü namazlarda nasıl Arabi olarak okuyorsak hutbe de aynı şekilde. Orada ayet-i kerim, hadis-i şerif okunur. Hamd ve salavattan sonra bitirilir, o kadar yani. Uzun uzun nutuk çekilmez. Peki hutbede okunan veyahut da nasihat mahiyetindeki o sözlerin anlaşılması, biz Arapça bilmiyoruz.
Onun için mesela Osmanlılar döneminde cumadan önce vaazlar konmuştur. Onun açıklanması için. E kimse gelmiyor. Ha, gelecek hale getir. Sen kendini o hale getir. Sen gerçekten güzel şeyler anlatıyorsan insanlar yavaş yavaş ya erken gideyim de şu adamcağızı dinleyeyim der. Bir şey öğreneyim de. Bir şey öğreneyim de. Şimdi adam ha vaaz ediyor ya zaten uzat ula. Adam ondan sonra senin vaazı bitirmeni bekler dışarıda. Girmez. Niye? E çünkü nefsi konuşuyorsun. İtici oluyorsun. Lüzumsuz görüyor adam. Lüzumsuz görüyor. Ama sen Allah rızası nakil yapsan, kendin de o halle yaşamış olsan mesele biter. Hatta şöyle bir şey anlatılır da büyüklerden bir zat bakmış bir gün camiye giriyor. Bir tanesi de vaaz ediyor kürsüde. Bir direğe böyle yaslanmış. Sırtını da o vaiz efendiye dönmüş. İblis görüyor o zat. Diyor ki hayırdır? Böyle rahat rahat oturuyorsun diyor. Senin işin böyle diyor. Oturmak mı? Yok diyor. Oturmak değil ama diyor. Şu kürsüdeki diyor benim işi çok güzel hallediyor diyor. Benim yapacağımdan daha fazlasını yapıyor. Hatta diyor ben bilmediklerimi de ondan öğreniyorum. Bazı bilmediklerimi de ondan öğreniyorum. E şimdi Allah-u Teala korusun. Hani zahiren öyle. Onun için hatip efendi, vaiz efendi, imam efendi oturup kendini kontrol etmesi lazım. Yani kendi hesabını, kendi muhasebesini yapması lazım. Ben nefsimi konuşuyorum yoksa aynı şekilde Allah rızası için mi? Mesela çok rastlamışızdır biz çocukluğumuzda da kürsüyü yumrukluyor böyle. Küt 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 vuruyor. Ondan sonra önünde Kur'an-ı Kerim pat pat alıyor. İşte ben söylemiyorum. Adam nutuk çekiyor. Ben söylemiyorum. Bu söylüyor falan. Yalan söylüyor. Kendi nefsi fırçalıyor. Ondan sonra yani tatmin oluyor. Nefsini sonra da aynı şekilde ben söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'e de iftira ediyor. Allah-u Teala muhafaza bursun. Ne hutbe ne vaaz. Bunlar insanlara doğru bilgilerin aktarılacağı yerdir. Bu bir ikincisi bir de ben eğitimcilikten geldiğim için iyi biliyorum. Mesela ilk öğretimde olsun, orta öğretimde ve yüksek öğretimde. İnsanların dinleme kapasiteleri bellidir, sınırlıdır. Evet. Yeni ilkokula başlayan, ilk öğretime başlayan bir çocuğun dinleme kapasitesi. Yakalayabildin yakalayadın. 5 dakika içinde verirsen. Sonra çocuk söylen sana bakar. Öyle bakar. Sen zannediyorsun seni dinliyorsun. Dinlemiyor. Uçtu Kapa, gitti. Başka yerde. Başka tarafa gitti. Onu oraya çekebilmesi için maharet gerekir. Yani yetişkin bir insan bile ne kadar olur ki yani. 35-40 dakika olsun. Camide de aynı şekilde. Ha camide şimdi kimse şey yapmıyor ya. Nasıl herkes oturuyor ses seda yok. Vaiz efendi coştukça coşuyor. Anlattıkça anlatıyor. Hutbede de öyle. Çekiyor kılıcı. Bağırdıkça bağırıyor. Anlattıkça anlatıyor. Amcalar da uyuyor. Evet onlar da uyuyor. Dışarı çıkınca soruyorsun falan. Vallahi hoca bir şey anlattı. İyi anlattı. Ama ne anlattı? Ben ne bileyim ya işte anlattı bir şeyler. Böyle kaldı gitti. Hiçbir şey kalmadı. Yani. Bir ara uyandım bağırıyordu. Bir ara bağırıyor. Bu ne devam ediyor. Evet. Onun için oturup kendi hesabını kendisi görmesi gerekir. Çünkü kitaplarda bir şey anlatılıyor. Bunu din görevlilerin. Yani dini anlatan hepimizin aynı şekilde bunu masaya yatırmamız. Yani kendimiz bir hesaba çekmemiz gerekir. Bu diyor ki bir kimse bir şey anlatacaksa anlatan kimsenin kalbinin diri olması lazım. Kalbi ölü kimsenin söylediği sözler tesirli olmaz. Mümkün değil o. E peki adamın kalbi ölü. O zaman da yapılacak iş ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından nakil yaparsa onların kalpleri diri. Dolayısıyla onların sözünde Rabbani tesir var. Onları naklederse yine aynı şekilde dinleyenlere tesir eder buyuruyor. O önemli bir konu. Onun için hutbe öyle fırça atılacak yer değil. O bir ibadettir ve o da kısa olmalı. Uzun olmamalı. Evet. Vaktinde gelmeli, vaktinde başlamalı, vaktinde bitirmeli. Zaten 1, 2, 3 şey yapınca ha der tamam. Hoca vaktinde başlar, vaktinde bitirir. Üzmez. Olsa tıkır tıkır gelir o. Senin çağırmana gerek yok. Ha der bu hoca efendi böyledir. Anlattıkları da aynı şekilde dinlenir. Mesela benim çok öyle vaiz efendiler tanırım. 15-20 dakikadır. Adam bir yere gidecektir. Yok der bu 20 dakikayı geçirmez. Oturur dinler on sona gider. Ama birisine göre aman der ya şuna yakalanmayayım ben. Buna yakalanmayayım ha yakalandım mı diyor. Hemen belki camiye cemaate gelecekse bile gelmez. Gider evinde tek başına kılar gider. Kim yaptı onu? Sen yaptın. Doğru değil o. Sonra cuma günü namaz kılındıktan sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak, Nas surelerini 7 kere okumak. Cuma namazının, cuma gününün sünnet ve edeplerindendir buyuruyor. Fatiha suresi Elham, Kafirun, Kulliyayül Kafirun, İhlas, Kulvallahu Ehad, Felak, Kulahuzrabbil Felak, Nas, Kulahuzrabbil Nas. Enhuz besmele çekiyoruz, ondan sonra her birine besmele çekerek okuyoruz. Sonra ikindiye kadar camide kalıp ibadet etmek, eğer müsaitse tabii durumu. Sonra dindar olan ve ehl-i sünnet alimlerinin rahmetullahi teala kitaplarından anlatan alimlerin derslerinde bulunmalı.
3-5 kelime bir şey öğrenmeli. Evet. Çünkü ömür bitiyor. Ve cuma günü duanın kabul olduğu vakti aramalı. Bunun için hep ibadet etmeli. Cuma günü bir an var buyuruyor. O zaman da dua kabul olur. Bu ikindi ile akşam arasıdır buyuruyor. Onun için de hayırlı dua etmeli. Sonra cuma günü çok salavat-ı şerife getirmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana haber getirilir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ve bilhassa Keyif suresi okumalı cuma günü buyuruluyor. Az veya çok sadaka vermeli cuma günleri. Ana babayı ve bunların ve salih Müslümanların evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Ana baba ahirete intikal etmişse. Ve evde çoluk çocuğunun, ehlinin de nafakasını bol yapmalı. Yani cuma günü olduğunu belli etmeli onlara. Çok namaz kılmalı. Namaz borcu olanlar kaza namazı kılmalı. Cuma günü hep ibadet işleriyle geçirmeli. İkindiden sonra da seccade üzerinde elinden geldiği kadar Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir deyip sonra dua etmeli. Çokça Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir deyip ikinden sonra arkasına da dua etmeli ve kabul olma ihtimali yüksektir buyuruyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan cuma günüyle ve cuma günü yapılacaklarla ilgili güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.